Merhabalar arkadaşlar, ne yapıyorsunuz, ne var ne yok? Merhabalar. Arkadaşlar, önümüzdeki hafta arabanın muayenesi vardı. İşte Martina ile birlikte çıktık. Bu ne derler ona? Aracın içerisinde birkaç tane eksik vardı. Muayene istasyonlarında da buna dikkat ediyorlar. Gerçi Türkiye'de de artık TÜV var mesela. TÜV var, burada da ki de TÜV. Şey yapıyor, ne derler ona? Bazı hususlara çok dikkat ediyorlar. Onlardan birazcık size bahsedeyim. Şimdi şöyle bir şey var. Araçla ilgili muayeneye gitmeden önce benim mesela yangın tüpüm yoktu. Gittim bir tane yangın tüpü aldım. Türkiye'de olsa şey yaparız, ne derler ona? Gideriz başkasının arabasından alırız, içine koyarız, muayeneden çıktıktan sonra da geri veririz ona. Burada yani öyle yapmadım arkadaşlar. Yani istedim bir tane alayım. İlk yardım çantası vardı da tarihi geçmişti. Bir tane ilk yardım çantası aldım. Ondan sonra cam suyum bitmişti. Cam suyu aldım bir bidon. Antifriz aldım bir bidon. Yani bunları tabii sormuyorlar, bu cam suyu falan antifriz. Gerçi cam suyunu kontrol eder de şişe olarak arabanın içinde var mı yok mu diye sormaz. Thank you very much. Martina getirdi şimdi, sağ olsun. Şimdi arkadaşlar ne aldık? Bir de fiyatlarını da paylaşacağım sizinle. Şöyle bir tane bidon antifriz, etilen glikol. -35 santigrat derecede. Şöyle bir tane bir şişe ondan aldım. Az önce biraz arabanın içine koydum, yani biraz eksik. Demeyin sonra, yani vallahi adam almış sonra kullandığı şişeden bize gösteriyor falan filan. Öyle kaçtım yok. Ondan sonra bundan da mesela kullandım. Bundan da göstereyim. Sağ olsun Martina bana yardımcı oluyor. Şöyle bir bidon şey, ne derler ona? Cam suyu. Cam suyu aldım. Fiyatları birazdan, fiş zaten bende. Onu göstereceğim. Şöyle bir tane cam suyu. Arkadaşlar şöyle bir yangın tüpü. Bir tane böyle yangın tüpü. Üretim tarihi 2021. 2 yılda kullanım şeyi var. Bunlar muayeneye gitmeden önce mutlaka şey yapın arkadaşlar. Bir kere başım yandı benim bu takviye kablosu muhabbetine. Adana'da otobanda yine giderken bir gün. Aracın elektrik aksamında bir problem vardı. Başka bir araç vardı bende o zamanlar. O gün bugündür artık dikkat ediyorum. Hatta geç bile kaldığımı düşünüyorum. Muayenede sormayabilirler bunu ama ben baktım alışverişimi yaparken bundan da aldım bir tane takviye kablosu. Takviye kablosu da bir tane aldım böyle. Ondan sonra bir tane de tabii ki bu da önemli. Bunu soruyorlar işte muayenede. İlk yardım çantası. İçerisindeki ürünler de burada yazıyor. Bunları da göstermek istedim. Şimdi fişi nereye koydum? I put somewhere the receipt, you know. I don't know where I put. You took or I took? I don't... Can be in there. I don't remember. Ya arkadaşlar fiyat olarak şey tuttu da ne kadardı? 115 zloty tuttu bunların hepsi. İlk yardım tüpü, ilk yardım çantası, takviye kablosu, antifriz, cam suyu. Is there something else we bought? I think that's all. Can I check? Yes, bir fişe bakıyorsun Martina. Oradan söyleyeyim fiyatları ne kadar tutar, siz de yorumlara yazın. Türkiye'de bunları alsak ne kadara tutar? Arkadaşlar toplamda, şu diş macununu saymayacağım, 4.79 onu çıkar. Bir juice and toothpaste. Bir de ne vardı? Meyve suyu da almıştık tabii bunlarla birlikte. Onları çıkarıyorum şimdi hemen. 2 o 5 de bu 7 çıkarsa. Arkadaşlar bunların hepsi, ben şöyle fişi göstereyim size. Bakın burada 120 diyor da. Bunun içerisinde bir tane diş macunuyla bir meyve suyu var. Onu çıkaralım. Toplamda 113 zloty tuttu. 113 Türk lirasına bunları alabiliyor muyuz? 113 Türk lirasına bunları alabiliyor muyuz? Türkiye'de. Bunları Türkiye'de alsam ne kadar tutar? Siz bir yorumunuzu yapın. Arkadaşlar hakikaten bazen diyorum böyle Allah muhafaza. Yani araç kullanırken dikkat etmek lazım. Muayenesini, sigortasını aksatmamak lazım. Bir de yani gerçekten trafikte giderken nerede olursa olsun. Yani yapılan araştırmalara göre en çok tehlike içeren seyahat, yani en tehlikeli seyahat şey tipi araçla yapılan, yani arabayla yapılan seyahatlermiş. Hava yolu ve demir yolu ve deniz yoluna nazaran, demir yolu da gerçi sıkıntılı da, hani ne olacağını bilemiyorsun. Hepsi içinde problemler, kaza olabilir tabii ama yani dikkatli olmakta fayda var. Muayene süresini geçirmemekte fayda var. Sigortasını da haftaya yaptıracağım. O da yaklaşık 1300 zloty falan tutar sigorta. Muayene ücreti de 100 zloty. Muayene ücreti de 100 zloty. Yanlış değilsem öyle bir şey olmaz lazım. Muayene ofisine gittiğimde ben zaten sizler için şey yaparım. Ne derler ona? Video çekerim. Haftaya götüreceğim arabayı muayeneye. Onun dışında söyleyeceklerim bu kadar. Sizin kafanıza takılan bir şey varsa
sorabilirsiniz. İlk yardım çantası ve yangın tüpü yoksa kesinlikle muayeneden kalıyor araba. Türkiye'de de öyle yani. Ben öyle biliyorum Türkiye'de de ama. Hatta cam suyu arabanın şeyinde de, mekanizmada yani motorda da eksik olmayacak. Antifrizin, cam suyun, her şeyin tam olacak. Onu da söylemiş olalım. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.